Dünyadan haberlere devam ediyoruz. Kuzey Kore ilk taktik nükleer saldırı denizaltısını denize indirdi. Denizaltı Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sularda devriye gezen filoya tahsis edildi. Kuzey Kore bu kez taktik nükleer silahlı denizaltısıyla gövde gösterisi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'ye gözdağı verdi. Ülkenin ilk operasyonel taktik nükleer saldırı denizaltısı düzenlenen törenle denize indirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da oradaydı. Kalabalığın coşku ve heyecanı büyüktü. Alkışlar hiç durmadı. Kim Jong-un'un sözlerinin hedefinde ise yine Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya vardı. Donanmayı nükleer silahlarla silahlandırmanın acil bir görev olduğunu söyledi. Deniz kuvvetleri için taktik nükleer silahlarla donatılmış daha fazla su altı ve su üstü gemisi sözü verdi. Kuzey Kore basını ülkenin ilk taktik nükleer silahlı denizaltısının Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sularda devriye gezen filoya tahsis edildiğini yazdı. Güney Koreli yetkililer ise denizaltının nükleer saldırı potansiyeline temkinli yaklaşıyor. Muhtemelen operasyonel göreve hazır olmadığı görüşünü paylaşıyorlar. Analistler geminin Kuzey Kore'nin 1970'lerde Çin'den satın aldığı ve üretmeye başladığı değiştirilmiş Sovyet dönemi Romeo sınıfı denizaltı gibi göründüğünü söyledi.